Benim hikayemden herkese merhabalar. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bu hafta da Ayşe Saraçoğlu ablamızın yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Ayşe ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Bizleri işletmene kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim benimle ilgilendiğiniz için. Burada ne iş yaptığına geçmeden önce seni biraz tanımak istiyorum Ayşe ablacığım. Biraz kendinden bahseder misin? Vallahi bahsedeyim. Çalışmayı seven biriyim. Hep bir şeylerle çalıştım. En sonunda baktım ki güzel esnaf olurum. Kendime bir mağaza açayım dedim. Küçücük, üst katta, böyle şaka gibi bir yerdi. Öyle başladım. Biraz mal getirdim. Hı hı. Anne penyeleri, işte pijamalar, eşofmanlar çeşit koydum. Anne yelekleri, baktım ki içinde en güzel eşofman gitti. İlk onları tükettim. Sonra zaten biliyordum Aksaray'da böyle bir çeşit, bol bir çeşidin olmadığı eşofman eksikliğini az çok Aksaray'a tahmin ediyordum, nerede ne satıldığını. Sonra 1-2 yıla kadar tüm eşofmana döndüm. Ve eşofmancı teyze olarak anılıyorum Aksaray'da. Evet, çeşit çeşit eşofmanlar satıyorsun. Evet, çok güzel. 30 firmayla çalışıyorum en az. Onun için çeşidim yoğun. Hı hı. Ben de memnunum, müşteri de memnun. Ne böyle güzel. İdare ediyoruz. Hayırlı bol kazançlar diliyorum sana inşallah. Da. Peki bu işe başlamaya nasıl karar verdin? Bu işi çalışmam lazımdı. Birdenbire böyle kendim düşündüm. Ne yaparım? Bilmem valla bir anda gelişti işte. Küçük bir dükkanda. Karar verdim. Esnaf olurum, beceririm. Altından kalkarım diye düşündüm. Bir anda oldu. Peki seni teşvik edenler oldu mu bu süreçte? Beni yok, hiç kimse teşvik etmedi. Kendin başardın. Kendi düşüncem, kendi başarım. Hatta o yıllarda büyük bir kriz vardı. Dünya 2008-2009'un başları. Dünyada bir kriz vardı. Güldüler bana. Herkes krizde kapatacak. Oldu, sen yeni açıyorsun diye. Şansımı deneyeceğim dedim. Çok küçük bir sermayeyle. Kaybedeceğim bir şey yoktu. Getirdiğim malı hiç kâr etmesem aldığım fiyata satar gene o parayı tamamlarım diye düşündüm. Ama iyi ürün getirince müşteriyi tuttum. Peki nasıl tepkiler aldın iş yerini açtıktan sonra, her şey yoluna girdikten sonra? Nasıl tepkiler aldım? Az çok çevrem başaracağımı biliyor, azimli biriyim. Hı hı. Başaracağımı biliyor. Neye elini atsan başarırsın, bunu da yaptın dediler. Tebrik ettiler seni. Aynen öyle. Ne güzel ablacığım. Bizim programımızın ismi bildiğin gibi Benim Hikayem. Eminim senin de seni etkileyen bir hikayen vardır. Ben onu merak ediyorum. Seni derinden etkileyen, bu iş yerini açtığın zaman zorluklar yaşadığın anlar, günler oldu mu? Oldu ablacığım, olmaz olur mu? Yani hemen hemen 5 kuruşsuz işe başladım. Ödemelerde zorlandım. Satmazsam neyle öderim veya satıldı, neyle tekrar getiririm. Çok sıkıntılar çektim. Sağ olsun etrafım güvenir bana. Çok sermaye aldım, mal getirdim, satınca ödedim. Çevremden çok büyük destek aldım, beni sevenler de. O zorlukları onların sayesinde atlattın. Onların sayesinde atlattım. Ömür boyu da minnettarım. Ne güzel. Bana destek verenlere. İyi ki açmışsın böyle güzel. Aksaray'da bu işi yapan nadir insanlardan birisin. Senin de dediğin gibi eşofmancı teyze oldun. Eşofmancı teyze oldum. Çocuklar şimdi eşofman alınacağı zaman eşofmancı teyzenin malı çok güzel. Oraya gidelim diye annelerini alıp geliyorlar. Ne güzel ablacığım. Anne söylüyor bunu. Başka yerden almıyorlar. Eşofmancı teyzeye gidelim diyorlar diye. Bu senin için eminim çok büyük bir gurur ve mutluluktu. Aynen öyle, aynen öyle. Sen başarmak istemişsin, inanmışsın bu yolda. Aynen. Peki bizleri izleyen seyircilerimiz için, kadınlarımız için, bir kadın olarak da ben seni gerçekten tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Onlar için bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi bence herkes başarır. Başarılmayacak bir şey yok. Azim. Azim, bir de ne bileyim herhalde yapımda var. Boş duramama. Benim yapımda var. Daha bu işten önce de çok işler yaptım, çalıştım. Hiç boş kalmayı sevmeyen biriyim. İlla benim elim dolu olacak. Daha önce de başka işlerde başka uğraştın. İşlerde onlara da yaptım. Biraz değinelim istersen. Ben biraz biliyorum, onları da anlat. Evinde de bir şeyler yapıp satıyordun daha öncesinde değil mi sen? Aynen. 30 yıl, en az 25 yıl dışarıya dikiş yaptım zevkle.
Mesela şunu diker giyerim kendim, manton bile kendim dikerdim. Çok güzel. Kumaşı, dikişi iyi bildiğim için zaten burada ondan başarılı oldum. Dikişten yoruldum. Sonra gene çalışmam lazım oldu. İşimin düzeni bozuldu. 4 yıl zeytinyağlı sarma, etli mantı evde. Bundan 20 sene. Aksaray'da o zaman hiçbir bayan evde yapıp satmazdı ama ben yapar satardım. 4 yıl sarmayla, mantıyla evime destek verdim. Ondan sonra Hazal müşteriyi çalıştırdım. Hazal'ın sahibi rahmetli Adiviye Saraçoğlu, eşimin kuzeni ve benim can ciğer ahmetliyimdi. Rahmetli oldu geçen yıl. Allah rahmet eylesin. Hep derdi, çok yeteneklisin, gel yanıma çalış burada. Gel yanıma çalış burada. 3 yılda Hazal çalıştırdım. Orada zaten aklıma geldi, baktım ki ben çok güzel esnafım. Eline attığın her şeyi yapmışsın. Müşteriye karşı çok güzel esnafım. Esnaflığımı da beğeniyordu müşteri. Ne yaparım, ne yaparım? Adiviye de beni yönlendirdi. Korkma aç, korkma aç. Hatta ilk malımı inanamazsınız. Küçük bir çuval, tek tek yerleştirdik jilatinleri. Düşün, şu takımın bir parçasını bir tane koyuyorduk. Yan yana, yan yana. Küçücük dükkanı öyle doldurduk. Öyle küçük başladım. Çok zorluklar yaşamışsın. Ama şimdi emeklerinin karşılığını alıyorsun değil mi? Çok yararını görüyorsun iş yeri açtığından dolayı, bir gurur, şeyleri başardığından gururla şimdi, dolayı. Gururla müşteri gelip de abla malın bozulmadı, bizim çocuklarımız büyüdü diyor. Senin malın duruyor, bizim çocuklarımız büyüdü diyor. Bazıları espri yapıyor. Birazcık daha kötü mal getir, eskisin yenisine gelelim. Verdiğin mal eskimiyor diyor. Gerçekten de öyle. Kaliteli mal getirdim, kaliteli malla müşteriyi tuttum. Ne güzel ablacığım. Allah'ım her zaman senin yolun açık etsin. Amin. Hayırlı, bol, bereketli kazançların olsun. Amin. Bizleri işletmene kabul ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim bana değer verdiğiniz için. Ayşe ablacığım, belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugünün anısına sana küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan inşallah. Çok, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Selamlarını da getirdik sana. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın efendim. Başkana da, bütün destekleyen herkese teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, siz de Ayşe ablamızın yanına gelip alışveriş yapabilirsiniz. Gerçekten birbirinden güzel ürünleri var. Malları gerçekten çok kaliteli. Mutlaka gelip görmelisiniz ve almalısınız. Hiçbir şey almasanız bile Ayşe ablamın o tatlı sohbetini oturup bir çay içerek yapmalısınız. De bu haftada benim hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi VIP TV ekranlarında olacağız. Hepinize mutlu, güzel günler diliyorum. Hiçbir zaman inancınızı ve özgüveninizi kaybetmeyin. Bizi izleyen değerli kadınlarımız, hoşça kalın, bizimle kalın.